Merhaba arkadaşlar, Kolay Yapı Tasarım'a hoş geldiniz. Bugün AdSense kullanıcılarının karşılaşmış oldukları bir problemden bahsedeceğim. AdSense panelinize giriş yaptığınız zaman kazançlarınız risk altında. Gelirinizin ciddi oranda olumsuz etkilenmesini önlemek için bazı ads.txt dosyası sorunlarını düzeltmeniz gerekir şeklinde bir uyarıyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun çözümüne gelelim ilk olarak. Ya da şurada sport.google.com alanında bununla ilgili zaten bir açıklama var arkadaşlar. Buradaki açıklamayı okuyabilirsiniz ama şu dikkatimi çekti. Bunu kullanmak diyor zorunlu değildir ancak kesinlikle önerilir diyor arkadaşlar. Yine şeffaflıktan bahsediyor. Eğer Google herhangi bir alanda kesinlikle önerilir diyorsa bunu mutlaka yapın. Ya işte bugün çok aman aman acil bir durum değil ama yarın ihtiyacınız olacaktır anlamına da gelir. O yüzden ertelemeden yapmanızı öneriyorum ben. Şimdi arkadaşlar bu bilgilendirme mesajını ben yine hani açıklama alanına eklerim. Dileyenler girip okuyabilirler arkadaşlar. Bunu işlemi nasıl düzelteceğimize gelelim. Bakın hemen düzeltin şeklinde bir buton var arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman hangi sayfalarınızda ve hangi web sitelerinizde ilgili problemi yaşıyorsanız onun listesini göreceksiniz arkadaşlar. Yani bir tane web siteniz varsa elbette bir tane göreceksiniz. Birden fazla web sitesi ve bloğunuz varsa gelir elde ettiğiniz bunların listesini buradaki alandan göreceksiniz. Ve hemen alt tarafında bir indir butonu vardır arkadaşlar. Bu indir butonuna tıklıyorsunuz ve masa üstünüzde herhangi bir alana bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi indi. Hemen bunu bir açalım dilerseniz. İçerisinde google.com demiş, yayıncı kimliğimizi vesaire vermiş arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken işlem oldukça basit olduğunu göreceksiniz. İlk olarak arkadaşlar bunun içerisindekinin tamamını kopyalıyorum. Tamamını kopyaladım. Bir blogger kullanıcıları için göstereceğim. Bir de normal işte .com şeklinde bir alanı da alıp özel bir hosting de bunu barındıranlar için ayrıca göstereceğim. Blogger panelinize geliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar sekmesine tıklıyorsunuz. Ayarların altında bakın arama tercihlerinin içerisindeyim arkadaşlar. Temel değil. Arama tercihlerinin içerisindeyim. Arama tercihlerinin içerisinde kazanç sağlama şeklinde bir alan gelmiştir. Ve özel ads.txt şeklinde söylüyor. Buradan zaten yardım da ediyor. Devre dışı şeklinde olduğunu görüyorsunuz buranın. Hemen düzenliğe tıklıyorsunuz ve evet'e tıklıyorsunuz ki etkinleştirilsin arkadaşlar. Ve az önce kopyalamış olduğumuz yazıların tamamını bunun içerisine ekliyorsunuz. Değişiklikleri kaydet diyorsunuz. Arkadaşlar birden fazla bloğunuz varsa eğer bu hani bütün bloklarınıza aynısını yapıştırma imkanınız var. Yine ayarlar bölümünde arama tercihleri içerisindeyim. Hemen düzenle diyorum. Evet'e tıklıyorum ve içerisine yapıştırıyorum. Aynısını yapıştırmanız bir problem oluşturmayacaktır. Aynısını yapıştırabilirsiniz çünkü yayıncı kimliğiniz aynıdır arkadaşlar. Değişmez. Blogger içerisinde nasıl yapacağımızı öğrendik değil mi arkadaşlar? Tamam, gayet güzel. Şimdi bunu özel bir web sitesinde nasıl kullanacağımızı görelim. Dosyalarınızı ana dizine artık hangi yolla aktarıyorsanız arkadaşlar bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ana dizine aktarım işlemini gerçekleştireceğiz. Ben FileZilla kullanıyorum arkadaşlar. Bu yüzden FileZilla'da web sitemi öncelikle açacağım. Ve açıldıktan sonra domains alanından artık hangi alan içerisine atmak istiyorsam arkadaşlar o alanı açıyorum. Alan adını domainimi açıyorum. Burada public alt-html benim ana dizinim arkadaşlar. Ve ana dizini bu şekilde açmış oldum arkadaşlar. Şimdi bu ana dizin içerisine ads.txt'yi olduğu gibi bırakmam gerekiyor. Ve tüm dosyalar aktarıldı şeklinde uyarı alacaksınız arkadaşlar. Ads.txt bunun içerisine aktarılmış olacak. Ve böylece problemimiz kalmamış olacak arkadaşlar. Tabii arkadaşlar şunu da belirtmekte fayda var. Hani daha fazla web sitesi ekleyecekseniz ve bu listede yoksa yeni reklamlarınızı yayınladığınız site, bu yeni reklamlarınızı yayınladığınız sitelere şuradaki site ekle bölümünden URL'sini
eklemeniz gerekiyor. Ve bu ekleme işlemini gerçekleştirdikten hemen sonra da yine bu ads.txt dosyasını ana dizininize aktarmanız gerekiyor. Eğer blogger ise, blogger'da yaptığınız bir blogsa, o zaman ilk gösterdiğim yöntemle içerisindeki dosyaları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Hani sorularınız olursa yorum bölümüne mutlaka yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yaşamış olduğunuz problemleri yine aynı şekilde benzer konularda AdSense ile ilgili olabilir, AdWords ile ilgili olabilir ya da farklı web sitelerinizle ilgili olabilir. Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.